Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan, genellikle ileri yaşlarda görülen, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donuklaşma, mimiklerde azalma, bizim maske yüz dediğimiz değişim, öne eğik, küçük adımlarla yürüme, genellikle vücudun bir yanında hakim, para sayar tarzı diye tarif edebileceğimiz titremenin çoğu hastada ön planda görüldüğü santral sinir sisteminin kronik, dejeneratif, ilerleyici bir hastalığıdır. Parkinson hastalığında temel problem beyindeki bir madde eksikliği olduğu için hastalar genellikle ilaç tedavisine iyi cevap verirler ve önemli bir grup hastayı ilaç tedavisiyle ilk yıllarda tedavi edebilmek mümkündür. Bu tedaviyi kullanan hastalar normale yakın bir yaşam sürdürebilirler. Ancak aradan yıllar geçtikçe bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaca tolerans gelişmesi nedeniyle eğer ki eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlar, hastalar daha yüksek doz, daha sık ilaca rağmen bütün günü rahat geçiremez veya yüksek doz ilaç kullanımına bağlı yoğun ilaç yan etkileri, ki bunlar ya motor yan etkiler dediğimiz istem dışı hareketler veya psikiyatrik bir takım problemleri yoğun yaşarlarsa artık tıbbi tedavide tıkandığımız, istediğimiz sonuçları elde edemediğimiz zamanlara ulaşabiliriz. İşte böyle durumlarda hastalara bizim fonksiyonel nöroşirurji girişimleri dediğimiz girişimler ve özellikle bugün modern tıpta beyin pili dediğimiz tedavi yöntemleri önemli ölçüde yarar sağlayabilmektedir.